Bir yandan da Türkiye e, hızla bir seçime doğru gidiyor. Bugün sadece 100 gün kaldı aslına bakarsanız. 14 Mayıs'a ve tahminlerim o ki 10 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanı Meclisi feshederek ya da e, bir seçim yenileme kararı çıkartmaya çalışarak Türkiye'yi hızla 14 Mayıs'taki tarihi seçimlerine taşıyacak, götürecek. Bununla ilgili olarak dün e, Sayın Cumhurbaşkanı Bahçeli ile bir aradaydı. Planlanmamış bir görüşme böyle ani görüşüyorlar biliyorsunuz en son e, bu dünkü fotoğraf mı yeni fotoğraf değil mi arkadaşlar bunlar e, en son 29 Aralık 2022'de görüşmüşlerdi bayağı olmuş yani altılması daha sık görüşü aslında bu açıdan e, bir saatin üzerinde bir görüşme oldu e, tabii ki ittifakları konuşmuşlardır muhakkak ki seçim tarihini konuşmuşlardır Hüdapar'ın 170 binlik bir o tabanıyla Hüdapar'ın bu ittifaka 5. parti olarak e, katılması konusunu mutlaka konuşmuşlardır. Ama bana sorarsanız Sinan Ateş cinayeti konusunda konuşmuşlardır. Çünkü Ankara seçimi konuştuğu kadar Sinan Ateş cinayetinde konuşmaya devam ediyor. Çok tuhaf şeyler oluyor orada. E, her gün yeni kontrol teorileri ve senaryolarıyla, senaryolarıyla karşı karşıyayız. Şu ana kadar ikisi polis. İkisi özel harekat polisi olmak üzere 18 kişi tutuklu bu soruşturmada. Bunlardan biri de bir avukat Serdar Öktem. Birçok MHP'linin de e, avukatlığını üstlenmiş olan kişi. Dün e, savcılık soruşturmasından bazı bölümler basına sızdırılmış. Sızdırılmış diyorum çünkü biz nereden bilelim başka türlü değil mi? Avukatın verdiği ifadeyi, avukatın savcıya verdiği ifadeyi bizim bilebilmemiz için o savcılık makamının bazı basın temsilcilerine, meslektaşlarıma o ifadenin içinden bilgiler aktarmış olması lazım. Biz buna sızdırılmış deriz. Bazen biz kendi kaynaklarımızı ararız, sorarız, takip ederiz, haber kopartırız. Az önce Canın dosyasında izlediğiniz gibi. Bazen de bile isteye savcılık makamı cezaevi savcıları veya işte başka kaynaklar basına bu bilgileri sızdırırlar ki kamuoyu öğrensin, duysun isterler. Şimdi avukat Serdar Öktem ifadesinde demiş ki hiçbir şey hatırlamıyorum inanır mısınız? Gerçekten böyle demiş bu arada şaka yapmıyorum. Kendisi de sorulmuş yani o gün işte o gün QHTS kayıtları veya görüşmeleri ya da WhatsApp mesajlaşmaları için hani şu telefonlarımızın bir ekran şifresi var ya o ekran şifresi sorulmuş çünkü savcılık girecek mobiline ve bakacak oradan hani kimin ne konuşmuş ne yazışmış. Demiş ki Serdar Bey, beyefendi ekranda gördüğünüz avukat, korona geçirdim hiç hatırlamıyorum şifremi de unuttum demiş. Evet evet bak bilgi yazıyor. Ya şaka mı bu? Şaka gibi yani bence hakikaten şaka gibi. Eray Özyağcı Papi lakaplı tetikçi. Sinan Ateş'e kurşun yağdıran kayıp. Ee, ama bir yandan da birileri bu bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. O birilerinin önemli ölçüde ben e, aslına bakarsanız AK Parti'nin içinde olduğunu düşünenlerdenim. E, bu suikast acaba bir suikast cinayet gibi değil de bir gözdağı verme gibi planlandı. AK Parti tarafından birileri bunu öğrendi. Bunu bir cinayete mi çevirdi? Neler neler yani Ankara'da aklınızın tahayyülünüzü alamayacağı komplo teorileri ama günün sonunda bu iş kime yaradı derseniz Valla bu iş biraz galiba evet AK Parti'ye yaradı yani masadaki bu yani bir cinayet kime yarayabilir? Bu kelimeleri kullanmak bile zul kabul ederim ama hani günün sonunda hani baktığınız zaman e, ciddi anlamda o masadaki dengelerin AK Parti lehine, değiştiğini görebiliriz biliyorsunuz Meral Akşener geçtiğimiz günlerde grup toplantısında çok sert çıkmıştı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ki uzun süre suskunluğunu koruduktan sonra sert çıkmıştı ve kendisi Sinan Ateş'in ailesini sessiz sedasız Bursa'daki evinde ziyaret etti evet görüntüler bunlar burada işte eve giriyor yoksul bir mahallede mütevazi bir ev bu ee, yani evet mesela Şenel diyor ki gerçekten kayıp mı Tetikçiyi soruyorsun değil mi? Bilmiyorum ki, bilmiyorum. Ee, girmiştir canım günün sonunda o telefona girmiştir emniyette ama o o o hikaye bilinsin istemiştir. Melanın bu şekilde iniyor, ee, aileyle görüştükten sonra çıkıyor. Gazeteciler soruyorlar hani ne konuşuldu filan. O da sadece diyor ki ya izninizle diyor ben soruları yanıtlamak istemiyorum. Sadece bu meselenin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum diyor. Bu kadar. Şimdi bu konu tabii sizce Bahçeli Erdoğan buluşmasında konuşulmamış olabilir mi? Bilemiyorum. Ya belki de hakikaten konuşulmamış da olabilir yani. Çünkü her iki tarafta uzunca bir zamandır o kadar sessizlik içerisinde ki ee, gerçekten de konuşulmamış olabilir belki de bilemiyorum yani. Şimdi bütün bunlar olup biterken ve Sinan Ateş suikastindeki bu perde bir türlü aralanamazken nedense iktidarı muhalefeti bütün medya ve bütün medyadaki meslektaşlarım önemli ölçüde tek bir şeyi merak ediyorlar. Millet İttifakı masasının ortak adayı kim olacak? <laughs> Süper ya. Herkes işi gücü bıraktı sadece tek bir şeyi merak ediyor. Ortak aday kim olacak? Ben ise şunu merak ediyorum. E, ekonomi nasıl çözülecek? Eğitimde ne olacak? Biz bu gençlere Türkiye'de kalmaları hatta Türkiye'ye dönmeleri için ne verebiliriz? Ne yaparsak mesela bu çocukları bu ülkede tutabiliriz? Liyakat konusu nasıl çözülecek? Yani sürekli olarak insanlar bir işe girmek, bir işte kalmak için bir torpil mi bir dayı mı bulmak durumundalar? bir dayı mı bulmak durumdalar ya da yüksek yerlerde birini mi bulmak durumundalar? Bu mülakat haksızlığı mesela ne olacak? Ben bunları merak ediyorum ama insanlar kafayı tek bir şeye kırmış vaziyette orta kadar kim olacak? Hürriyet gazetesi de aynı şeyi merak ediyor. Sabah gazetesi de aynı şeyi merak ediyor. Bugün e, e İyi Partili Ümit Özlale nasıl bir ekonomi ee, ekonomi meselesine bir e, e, röportaj vermiş ve orada da biz onay makamı değiliz. Öyle bizi aday falan dayatamazsınız. Ee, biz noter değiliz demiş. Çok güzel. Bunu Sayın Akşener daha önce de söylemişti zaten. Fakat burada enteresan bir durumu bugün sabah gazetesinde Mahmut Övür yazmış. Siz tabii okumuyorsunuz. Okuyun bence ben her şeyi okuyorum. Mahmut Övür ilginç bir yazı yazmış ve o yazıda da şöyle bir şey iddia ediyor. Diyor ki şimdi diyor herkesin kafasında aynı soru var diyor. Gerçekten bu partiler anlaşamadılar mı yoksa adaylık tartışmasını bir reklam aracı olarak mı kullanıyorlar? <laughs> Ay buna çok kötü. <laughs> Hay Allah sen çok yaşa Mahmut Övür. <laughs> kim bilir belki de öyle yapıyorlardır. Böyle bir şey olabilir mi ama yani yazılmış bu yazı gördüğünüz üzere sabah gazetesinde. Fatih Portakal da mı çok merak ediyor <laughs> Fatih'cim ya? <laughs> Bütün ekranlarda ama yani iktidarı muhalefeti herkes 5 saat mesela değil mi yayınlar öyle bir türlü bitmek bilmeyen tartışma programları. <laughs> Yakında ben de onlardan bir ya da birkaçında gözükmeye başlayacağım galiba nasıl dayanacağım bilmiyorum bu işkence ama e, yani benim de söyleyecek bir 3 cümlem olursa o yayınlarda hani gerçekten yani işi gücü bırakmışlar ve bugün diyor ki Mahmut Övür acaba bu bir reklam kampanyası mı? Valla olur mu olur. Birçok başka reklam kampanyası da olmakta bu arada. Bugün CHP Genel Merkezi'nin cephesine asılan ilanı gördünüz herhalde. Eskiden Yeter Söz Millet'in vardı. Şimdi de Ben Kemal Geliyorum asılmış. Evet aynı fikirdeyim Selim'ciğim. Yani hakikaten bu siyaset denen olayın böyle baştan her şeyin bir yani sanki hiç olmamış gibi bunları unutup bunları yaşamamışız gibi yeniden başlamamız lazım. Ay o neydi barış ya? Hii, ay Tanrım bir de Şahan ona bir video çekmiş galiba. Ay sabah sabah ben onlara maruz kaldım. Hay tövbe estağfurullah. Yani eee yani şey oldum yani ne uğradığımı şaşırdım ya. Ay hay Allah ya. Ay Çiko yapmayın şunları ya Ay midem kalktı Ay Hay Allahım ya Rabbim Neyse bu kampanya dahilinde bu afiş asıldı bugün Ben Kemal geliyorum Şimdi bu kampanya mesesi önemli Her zaman söylüyorum Hasbel Kader İki kampanyanın içinde bulunmuş bir insanım ben ee, Ve bu kampanyaların ne kadar güçlüklerle yapıldığını bilmekle birlikte e hata yapıldığında da bedelinin ne kadar ağır olduğunu da bu kardeşiniz malumunuz her boyutuyla yaşamış ve deneyimlemiş bir kişidir. Dolayısıyla bu kampanya meselesi önemli. Şimdi kulislere de yansıdı haberlerde de görmüşsünüzdür bir kampanya masası ve bir ortak ofis bir ortak akıl kurulmaya çalışılıyor. Altı siyasi partinin temsilcilerinin e, bulunduğu bir kampanya ofisi kurulmaya çalışıyor. Bağımsız, e, sadece e, sadece işte ortak adayın kampanyasını yürütecek içinde araştırma şirketleri, editörler, metin yazarları, medya ilişkilerini yürütecek olan uzmanlar falan gibi e, bir ekip kurulmaya çalışılıyor. Uzun zamandır zaten her siyasi partinin çalıştığı stratejistler, araştırmacılar, metin yazarları falan var. Ama bunların bir ortak havuzda tek yeknesak bir makina gibi bir kampanya makinası gibi çalışacakları bir şey değil değil. Ben bunu 1500 kere falan açıkladım ama tabii ki de değil. Ekşi <laughs> Sözlük'e girin. Orada bir röportajım var. Daha doğrusu Yol TV'de bir röportajım var. Orada anlatıyorum kime ait olduğunu. İhale hep bana kalır, böyledir bu işler. Ben ama gene de şöyle düşünüyorum, yani döndük dolaştık yine ekmeğe geldik ya, hani kampanya mı yanlıştı, aday mı yanlıştı, ikisi aynı anda mı yanlıştı, neyse nesi sorun ne ben anlatayım. Şimdi dolayısıyla bugünlerde bu mesele çok çok önemli bir mesele ve o meselenin o meselenin bir an evvel şekillenmesi gerekiyor aksi takdirde sürekli kamuoyunda birbiriyle kavga eden bir altı siyasi parti ve genel başkanı varmış gibi gözüküyor ama ben içeride durumun bu olmadığını aslında biliyorum o kadar da değil yani o kadar da değil. Bakın şimdi 13 Şubat'tan önce önemli bir tarih. Temel Karamolluoğlu bir temsil olarak bu yerleşti. Masanın liderlerini tek tek ziyaret etmeye başladı. Davutoğlu ile görüştü, Kılıçdaroğlu ile, Babacan'la görüştü. yani şunu biliyorum. Kılıçdaroğlu kendi ismini masaya getirmeyecek. Ekranda gördüğünüz bu liderlerden birinin bu ismi masaya getirmesi durumunda bu konu açılmış olacak ve böylece de bir konuşma başlayacak aslına bakarsanız. Sonrasına da bakacaklar. Benim tahminim bu işi Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim sürecini başlatacağı 10 Mart'a kadar bile iteleyebilirler. Muhalif seçmen kafa yiyecek tabii benim bu cümlemi duyduğu zaman biliyorum ama birçok sebebi var bunun onu da söyleyeyim. Yani hem kampanyasal sebepleri var hem kampanya bütçesel sebepleri var hem ekip açısından sebepleri var yani bu kampanya ekibinin teşkil teşekkülü açısından sebepleri var. Birçok sebepleri var hem de aslında biraz bu Cumhur İttifakı masasının anladığım kadarıyla dengelerini biraz bozmaya çalışan bir akıl da var orada adayı açıklamayarak ama tabii aynı akıl farkında olarak ya da olmayarak muhalefet seçmeninin de dengelerini bayağı bozuyor. Ee, İhsanoğlu Pardon, İmamoğlu'nun İhsanoğlu'na gitti bir anda haklı. Ee, İmamoğlu'nun bir kampanya ekibi var, uzun zamandır çalıştığı ve uzun zamandır, e, uzun zamandır bu kampanya ekibiyle yol almaya devam ediyor. Yani hem seçim sürecinde iki seçim kazandığı süreçte e, böyle bir e, e, kampanya ekibi kurmuştu. Hem de e, İstanbul yönettiği 3 yıldır aynı ekiple yol almaya devam ediyor. Bu kampanya ekibinin e, Kılıçdaroğlu'na da çalışması için e, bir öneri getirdi Ekrem Bey. Bu öneri önce böyle bir sessizlikle karşılanmıştı CHP Genel Merkezi'nde ama benim gördüğüm kadarıyla Gün gün buna doğru gidiyor CHP Genel Merkezi bunun iyi bir fikir olabileceği bu kurulmakta olan ortak kampanya masasına İmamoğlu'nun ekibinin de dahil olması gerektirdiği biliniyor. En önemli ayaklarından ikisi İmamoğlu kampanyasının İstanbul Planlama Ajansı İPA. Hem başında hem de çalışma arkadaşları olarak çok değerli isimler var İPA'da, planlama ajansında. Düzenli kamuoyu araştırmaları yapıyorlar. Veri üretiyorlar, araştırma üretiyorlar. Bir diğeri Reform Enstitüsü. Google'a bakabilirsiniz bu insanlar kimmiş diye. Bunlar yakında bu ortak kampanyayı e, dizayn edecek, tasarımlayacak ve e, ortaya koyacak isimler olacaklar. E, tabii bu arada... Ümit Özdağ'ın röportajı enteresan. E, nasıl bir ekonomi gazetesine verdi? Oradaki cümlelerden biri şu diyor ki biz diyor böyle konuşunca diyor veya da fikrimizi söyleyince hemen diyor istifa etmek durumunda kaldık. Cihan Paçacı'yı biz diyor e, gönderdik ama Bülent Kuşoğlu'na bir şey olmadı. Neyi kastediyor? Biliyorsunuz Bülent Kuşoğlu da Hande Fırat'a yanılmıyorsam bir röportaj vermiş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bir mutabakatla kabul edilmezse masa dağılır demişti ve bu bayağı olay olmuştu. Ee, Akşener e, sert açıklamalar yapmıştı. Parti içindeki temsilcilerinizi tutun filan maliyetinde. Şimdi Ümit Özal'e de bunu hatırlatıyor. Bülent Kuşoğlu ile ilgili bu olayı ve diyor ki e, diyor ki neden diyor e, biz diyor Cihan Paçacı'yı gönderdik de diyor Bülent Kuşoğlu'na bir şey olmadı. E, bugün e, gene Hande Fırat'a gelen bir kulis Hande Fırat'a verilmiş bu kuliste Cihan Paçacı'yı aramış meğer Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Genel Başkan aramış demiş ki e, istifanızı ben istemedim benimle ilgili hiçbir konu yoktur ben tam tersine dedim ki ne gerek var böyle bir şeye. Bunu size bildirmek için rahatsız ediyorum demiş ve bu telefon görüşmesi aralarında yapılmış. Bu da önemli bir kulis haberi. Bu kulis haberi de Hande Fırat'ın kulis haberi. Onu da hatırlatmış olayım. İşte böyle bir iklimle Türkiye 14 Mayıs'a doğru ilerliyor. Ekonomi çok kötü. Araştırmalara baktığınız zaman Cumhur İttifakı masasının yani böyle tek turda falan bir başkanlık seçimini alması ya da parlamentodu çoğunluğa ulaşması önemli. Yani imkansız değil ama çok zor olduğunu söylemeliyim araştırmalar bunu gösteriyor. Kafa kafaya ilerleyen bir süreç var ee, ve burada tabii dengeleri değiştirecek olan Emek ve Özgürlük İttifakı yani HDP tip e, bunların e, yan yana gelerek kurdukları üçüncü ol ittifakı. Onlar da Şubat ayı içerisinde bir aday açıklayacaklarını ifade etmişlerdi. Gerçekten açıklarlar mı yoksa bu adayı seçim süreci sırasında geri mi çekerler? E, açıklanan diğer ortak adayı desteklemeye mi karar verirler? Bütün bunları e, yaşayarak göreceğiz. Ama dediğim gibi Türkiye e, son derece yüksek baskı altında. Bakın bugün Boğaziçi Üniversitesi e, gençlerinin davası vardı. Gerçi yatarı olmayan cezalar verilmiş. Çok sevindim buna. 14 çocuğumuz yargılanıyordu orada böyle 25 yıl 30 yıl falan savcı mütalası vardı öyle olmadı 6 ay falan vermişler birçoğunu da berat ettirip çocukları bıraktılar ama yani gene de işte bakın dün Metin Uca'nın gözaltına alınması Barbaros Çansa'nın gözaltına alınması tweet'e engel getirmek Selahattin Demirtaş'ın bir tweet'ine engel geldi biliyorsunuz ya yani bütün bunlar hakikaten nasıl bir iklimde aslınıza, aslına bakarsanız Türkiye'nin seçime gittiğini gösteriyor.